Şimdi ben size birkaç tane genç arkadaşımızı tanıtmak istiyorum. Onlar belki de hani sıradan bir televizyon kanalında, sıradan bir haber işte gazetesinde ya da bir dergide çalışabilirlerdi ama hayır. Onların bir söyleyeceği mesaj var. Üstelik etkileyeceği bir kitle var. İnternet devriminin yaşandığı bir dünyada hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Yani şu anda dünyayı sallayan bir bilgisayar şirketinin 1984 yılında televizyonlarda yayınlanan bir bana göre son derece özgün ve yaratıcı tasarlanmış, edebiyattan da beslenmiş reklamında 1984'ten sonra dünyada hiçbir şey aynı kalmayacak demişti. Hakikaten de öyle oldu. Bunu yakalayan kazanıyor. Buradaki değişimi yakalayamayan tribünlerden seyrediyor. Ezgi hoş geldin. Hoş bulduk. Yani ben biraz kafa yormak istiyorum. Neler yapılabiliyor? Ve gençleri ilgi alanlarında bir arada toplayabilmek çok kolay bir şey değil. Yeni bir çağda yaşıyoruz, yeni bir yüzyılda yaşıyoruz. Herkesin ilgi alanı farklı, algıları farklı. Bir de çok fazla uyarıcı var. Dolayısıyla tek bir noktada toplamak mümkün değil. Sen ne yapıyorsun? Niye söyleyeceğin şeyi bir internet dünyasında söylemeyi tercih ettin? Ben radyo televizyon programcılığı mezunuyum, iletişim mezunuyum. Sonrasında spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldım. Televizyonda kendimi ifade edemeyeceğimi anladım. Çünkü evde kendi oluşturduğum televizyon programlarım vardı, program formatlarım vardı. Bunları televizyona geçiremedim bir şekilde. Televizyondakiler benimle uyuşmadı. Dolayısıyla bir yerden sonra ben istediklerimi değil, istemediğim şeyleri düşünmeye başlıyor hale geldim. Bu yüzden de daha yaratıcı olabileceğim, kendimi daha iyi ifade edebileceğim kendi programımı YouTube'a geçirdim. Sen ne yapıyorsun şu anda kendi kanalında? Benim sinema kanalım var. Aslında ben YouTube Türkiye'de büyük bir açığı kapattım. Kapattığımı düşünüyorum. Burada bir sinema eleştirmenine de aslında takılmıyorum. Hani öyle bir amacım da yok. Sadece daha çok arkadaşça, benim gözümden film nasıldı? Çizgi roman karakterleri hakkında bilgiler veriyorum. Dizi incelemeleri yapıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Yani iki kişi kurduk biz bu kanalı. Nasıl kurulur bir kanal? Bir kanal nasıl kurulur? Aslında kolay gibi gözüküyor ama bir o kadar da zor. Bir kere özgün olmak çok önemli ve o işe disiplin sahibi olmak çok önemli ve istikrar çok önemli. Peki hem böyle bir kanal hem de sen nasıl para kazanabilirsiniz? Yani bu şimdi bizi izleyen şu anda diyordur ki bütün bunlar kağıt üzerinde güzel de evet. Gerçekten hayatını idame ettirebilecek kadar bir gelir kaynağı var mı? Ve bu sürdürülebilir mi diye soruyordur içinden şimdi. Tabii ki. Evet. Aslında çok imkansız gözüküyor. Benim için de öyleydi. Ama şöyle bir gerçek var. Bu işe para kazanma amacıyla girmemek gerekiyor ilk başta. Belki de sadece hobinizi işte kullanabilirsiniz. Belki çalışabilirsiniz bir işte ve kısıtlı zamanlarınızda video üretebilirsiniz. Ama sonrasında göreceksiniz ki aslında bu bir şekilde paraya dönecek. Çünkü siz sevdiğiniz işi yapmaya başlıyorsunuz. İşte YouTube'da para sistemi nasıl ilerliyor? Aslında reklamlardan para kazanıyorsunuz. Bir izlenme geliriniz var. Mesela işte 1000 izlenme üzerinden para kazanıyorsunuz. Aslında şöyle bir gerçek var. Türkiye'de bu şu an çok iyi bir durumda değil açıkçası. Yurt dışında yaşasam ben şu an gerçekten ciddi paralar kazanıyor olabilirdim belki de. Yurt dışında nasıl işliyor? Ya şu şekilde ilerliyor. Aslında mesela 1000 izlenme atıyorum 5 lira kazanıyorsa biz İşte 1 lira kazanıyoruz. Hani o şekilde anlatayım size. Google'ın işte aldığı reklamlar bizim videolarımızda yayınlanıyor ve reklam tıklamalarından para kazanıyoruz ve izlenme üzerinden para kazanıyoruz. Bunun dışında Türkiye'de YouTuber'lar nasıl para kazanıyor? Reklam işbirlikleri başlıyor. Kanal içeriklerine özel, etkileşimi güçlendirebilecek markalarla özel işbirlikleri yapılıyor. Bu şekilde para kazanılıyor. Böyle. Gelecek parlak. Ben öyle görüyorum. Öyle mi gerçekten? Gerçekten öyle. Bir kez çok her şeyden önce cesaretle bu işe girmen ve işini bu kadar severek yaptığın ve bunu da büyük bir coşkuyla anlattığın için ben özellikle senin gibi gençlerin önünün çok açık olduğunu ama belki biraz batıda olsaydı çok daha farklı işler ve farklı paralardan bahsedebileceğimizi ama en azından bunun da özgün bir işe başlayarak mümkün olduğunu göstermen açısından çok önemli bir iş yaptığını düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Başarıların devamını dilerim. Sizden bunu duymak çok değerli.